Sarı kablonun bir ucu anahtara bağlı, bir ucu boşta. Şimdi bu ucu buradaki pillere bağlayacağız. Bunun için ben şöyle kolay bir yol buldum. Pilleri çıkartıp kabloyu böyle dolayarak ne kadar kabloya ihtiyacımız olduğunu tespit edebiliyoruz. Kablonun buradaki yayla kesişmesi gerekiyor. O halde fazlasını kesip atabiliriz. Ardından kablo soyucumuzu alıyoruz. Kablonun ucunu biraz daha kısalttıktan sonra bir miktar yalıtkanı sıyırıyoruz. artık yeterince kısalttık sayılır. Şimdi kabloyu alıp yayın altına sıkıştırıyoruz. Karga burunla daha kolay olacak. yay kablonun ucunu pil yuvasının iç duvarına bastırarak kablonun sabit kalmasını sağlıyor. Artık pilleri takabiliriz. Oo, nereye? <laughs> Gördünüz mü? Çalışıyor. Pekala. Anahtarı açarak akımı kesiyoruz. Şimdi robotun geri kalan kısmına geçelim. Hala çok iş var. Bu anahtarı robotun led gözlerini açıp kapatmak için kullanacağız. Tüm bunları yerlerine takmamız gerekiyor. Led'ler bunlar. Bağlantılarını yapalım. Led'lerde bir uzun bir de kısa bacak bulunur. Bakın, ikisinin bacakları da öyle. Uzun bacak pozitif bacaktır ve led'ler polarizedir. Ne demek bu? Şu demek. Pozitif bacak önemli. <laughs> pozitif bacağı devrenin pozitif ucuna bağlamamız lazım yoksa çalışmaz. Çünkü led'lerde akım tek yönlüdür bacakları böyle büküyoruz. İki bacağın ledin içinde kalan kısımlarının farklı ebat ve şekillere sahip olduğunu görüyorsunuz. Küçük olan iki parça uzun bacaklara yani pozitif bacaklara bağlı. Bunlar da negatif bacaklar. Emin olamıyorsanız bacakları düzleştirip boylarını kıyaslayabilirsiniz. Hangisinin uzun olduğuna bakabilirsiniz. Uzun bacak ledin içindeki küçük parçaya bağlıdır. Pekala. Bunu açtık. Bunu da açalım. Pozitif bacakları ortada kenetleyelim. Bunu İki teli birlikte kıvırarak yapabilirsiniz. Şimdi LED'lerin düzgün çalışabilmesi için dirençlerinin olması lazım. Direnç şart. Yoksa LED'ler pillerden çok fazla akım çekip yanabilir. Bir direnç alıp negatif bacağın etrafına sarıyoruz. Direnç teknik olarak pozitif bacağa da negatif bacağa da bağlanabilir aslında. Tamamdır. Aynısını bu tarafa da yapıyoruz. Evet, bir sürü parçayı birleştirmiş olduk. Hatırlayın, Pillerin negatif ucundan çıkan kablo bu. galiba pozitif kablo yerinden çıkmış olabilir. Sonra hallederiz. Şimdi antenlerimizi takalım. Bunun için ataçları böyle kıvırıyoruz. Esasında bunu birazdan yapalım. Önce şu led gözlerin işi aradan çıksın. Kırmızı kabloyu alıyoruz. Bu pozitif. Yani ortadaki kablo olacak. Azıcık ucundan kestik. Kabloyu orta kısmın etrafına doluyoruz. Çünkü burası pozitif taraf. Negatif kabloları da negatif bacaklara bağlayacağız. Bu anahtar led gözleri açıp kapatmaya yarayacak. Ama bu pozitif kablo yerinden çıkmıştı. Önce onu bir yerine sabitleyelim. Bu kadar uzun olmasına gerek yok. Evet, kısaltıyoruz. Burada bir kırmızı kablo olması gerekiyordu ama yok. O yüzden yeniden bağlamamız gerekecek. Buradan küçük bir uç çıkıyor. Ho -ho Hop. <laughs> evet, motorlar çalıştı. Anahtarı çarptırıp duruyorum. Robot sürekli açılıp kapanıyor. Tamamdır. Kırmızı kabloyu buraya tutturduğumuza göre artık lehimleyebiliriz. Bayağı iyi lehimledik pozitif kabloyu. Şimdi bu anahtarın led gözleri açıp kapatabilmesi için görüntüyü biraz uzaklaştırayım. Led gözleri açıp kapatabilmesi için anahtarı negatif kablo üzerine monte edeceğiz ama önce şu bağlantıları lehimleyelim ki dirençler led'lerden ayrılmasın. Lehimin kabloların arasına dolduğunu görüyorsunuz. Şimdi bu uçlara bir kablo daha bağlayacağız. O da beyaz bir kablo olsun. ucunu azıcık sıyırıyoruz. İşte böyle. Şimdi iki ucu birbiri üzerine kıvırıyoruz. Şu an dirençlerin uçlarını birleştiriyoruz. Kabloların birbirine temas etmemesi önemli. O yüzden bu kısmı elektrik bandıyla yalıtalım. Çünkü pozitif uçla negatif uç birbirine değerse kısa devre oluşur. Kabloyu da bu uca doluyoruz. İşte aynen böyle. Dikkat ederseniz uçları lehimlemeden önce birbirine fiziksel olarak tutturuyoruz. Evet. Şimdi lehimleyelim. İşte tamamdır.